Şimdi gelelim Kemal Kılıçdaroğlu meselesine. Adam kendini gerçekten kurultayda kazanacakmış gibi görüyor herhalde. Bugün bir açıklaması var, dün bir açıklaması var. Özellikle o açıklamayı alayım dedim, sizlerle paylaşayım dedim. O şimdiden kazanacağının hesabını yapmış. Ha, diyeceksiniz ki ya Fatih Bey, ama ya Fatih Kemal Bey daha aday olmadı ki ve aday olmayacağını söyledi. Grup ancak, delege ancak, delege ancak izin verirse veya delege ancak onu aday gösterirse, kurultay delegesi aday olacağını söyledi. O işin martavalı, boş verin. O da yalan söylüyor. Ya hepsi kolay. Bakıp hepsi kolay yalan söylüyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da çifte yalan yakaladı. Şimdi bir tanesi bu. Şöyle bakın, cümle şöyle: kongre biter bitmez omuz omuz olacağız. Yani daha şimdi Özgür Özel'in, efendime söyleyeyim Örsen Öğmen'in, artık bir iki kişi daha çıkar mı bilmiyorum, onların resmi aday olduğunu biliyoruz. Kemal Bey aday değil daha. Kemal Bey şöyle dedi: ben aday olmam. Kurultay delegeleri beni aday gösterirse ben, dedi, aday olurum. O kadar. Ve yani 4-5 Kasım'ı bekleyeceğiz. Ama cümle nasıl biliyor musunuz? Kurultay delegeleri bunu aday göstermiş, seçim bitmiş, kurultay bitmiş, kendi seçilmiş gibi. Bakar mısınız cümleye? Yani iş garanti gibi görüyor. Kongre biter bitmez omuz omuza olmalıyız. Kim kongreden sonra parti aleyhine konuşursa onu partiden ayıracağım. Yani ben kazandım arkadaşlar demek istiyor burada. Hayırdır Kemal Bey? Kongre bitmeden siz önceden kongre üyelerinin veya kurultay üyelerinin olurunu mu aldınız? Veya ne bileyim onlardan yazılı bir belge mi aldınız da bu kadar net kazanacağınızı konuşuyorsunuz? Yani o kadar bilinçsiz bir siyaset yapıyor ki artık, bilincini de kaybetmiş. Ya bu cümleyi en azından yani böyle benim gibi sorgulayan, aptal olmayan adamlar var. Ve en azından ya bu Fatih Portakal denen adam var. En azından bu sorgular. Bunu en az ben cümlesini düzgün kurayım der. Ve diyor ki kim kongreden sonra parti aleyhine konuşursa onu partiden ayıracağım. Yani ben yine genel başkanım diyor. Ben de soruyorum, hayırdır? Kurultay delegelerinin oyunu ipotek altına mı aldınız da bu kadar net konuşabiliyorsunuz Kemal Bey? Soruyorum ben bu soruyu. Ve size tavsiyem, olmayın aday. Olacak olursanız sizi gerçekten çok zor günler bekliyor. Ve birçok insan sizin yüzünüzden sandığa gitmeyecek. Sizin yüzünüzden Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da oy vermeyecek size. İnanın bana. Siz belki bunun farkında değilsiniz. Ve Kemal Bey çıtayı en az Faik Öztürk kadar yükseltebiliyor. Dünkü konuşmasında, şimdi biliyorsunuz İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya bu ittifakın elinde. Yani Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın elinde. Cumhuriyet Halk Partisi buraları tek başına almadı. İşte İyi Parti destek verdi, Yeşil Sol destek verdi ve HDP destek verdi ve bu şekilde buraları aldı. Bunun da tespitini bir yapalım. Yani diyor ki şimdi Kocaeli'de, Balıkesir'de, Manisa'yı da, Bursa'yı da dahil edeceğiz başkanlığa diyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bunu diyor ya. Bunu inanıyor musunuz arkadaşlar? Bu beyefendinin sözüne, Kemal Bey'in, hiç kimsenin endişesi olmasın diyor. Onlar duracak İzmir, İstanbul, Ankara bu haliyle, bu karışık haliyle. Ve Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde seçime gidilecek olursa Kocaeli'nde, Balıkesir'de, Manisa'yı da Bursa'yı da dahil edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Büyük yalan. Yazar mısın oraya? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük yalan diye. Ya bunun bunu çocuğa söyleseniz şu anda. Ya 6 yaşındaki çocuğa söyleseniz o çocuk güler size. Ve sadece bakın yetişkin insanlar, oy kabiliyetine veya oy verme niteliğine sahip olan yurttaş. Seninle dalga geçiliyor şu anda, farkında mısın? Bunu yapamayacağını bildiği halde yalan söylüyor. Birinci yalanı, yani seçimi garantilemiş sanki, yani ben aday olmayacağım dediği halde ben lider olacağım veya buradan çıkacağım. Konuşan olursa da partiden onu ayıracağım. Bu birincisi. İkincisi, yani hiçbir şekilde partisi ve kendisi umut vermediği halde insanların gözünün içine baka baka yine yalan söylüyorsun. Ha, ben bir kere kandım, ha, inandırıldım ama bir daha inanmam size. Bitti. Benim için bitmiştir zaten. Yani böyle inandırmaya çalışan, yüksek perdeden atan tutan siyasetçiler, kendi kafama göre artık takılacağım. Yani gerekirse giderim sandığa, hepsinin üstüne oy basarım veya hepsinin üstüne gülücük işareti koyarım. Çıkarım, giderim. Hiçbirine vermem veya kafama göre birilerine veririm, ederim. Ama yalancılara asla, daha doğrusu yalancı umut tacirlerine, yalancı umut tacirlerine asla oyumu vermeyeceğim. O da bilinsin. Ha evet, öyle tabii, öyle de bir söz var. Ahmet gene yakaladı. Beni eleştirenler, hakkında konuşulanlara ceza vermeyeceğim filan gibilerinden böyle sözleri de vardı.
Cumhurbaşkanı olarak seçilirsem dava açmayacağım diyoruz. Şimdi kendi partisinin içerisindeki muhalif seslere, muhalif seslere diktatörce yaklaşan veya ne bileyim böyle sert tavırlarla yaklaşan birileri. Yani tutarsızlık ya. Yani iktidar da tutarsız, bu da tutarsız. Yani diyeceksin ki ya peki ne yapacağız? Biz kendi yolumuzu bulacağız. Elinde en kötü ihtimal vermeyiz be arkadaşlar. Gideriz. Ben sabahleyin erken kalkmasını seviyorum. Giderim. Sadece sandığa gitmek için o sabah erken kalkarım. Ver arkadaşlarım oy pusulasını. Tak 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 tak. Hepsinin üstüne böyle kuvvetli sesle de bakarım. Basarım. Ondan sonra bir de fotoğraf çekerim oradan. Alın size cevabım diye. Ondan sonra veririm onu Twitter'dan, ne bileyim Instagram'dan. Al oyumu verdim size diye. Ama aklımda dalga geçirtmem Kemal Bey. Kusura bakmayın. Hiç kimsenin endişesi olmasın diyor. Ya herkesin çok endişesi var biliyor musun? Sizden yana çok endişesi var. Sizden yana var ama. He, bu da şu da bir gerçek. CHP'de sadece Kemal Bey'in gitmesi yerine Özgür Bey'in gelmesi ve AB kişisinin gelmesi önemli değil. O partinin yenilenmesi gerekiyor. Parti içi demokrasinin ana muhalefet partisi olarak tabii ana muhalefet olarak o partinin gerçekten parti içi demokrasiyi sağlaması gerekiyor. Tüzüğünün gerçekten demokratik olması gerekiyor. Kafaların demokratik zekayı taşıyan veya demokratik çözümlere ulaşabilecek, koltuk sevdası olmayan, politbüro kurma hevesinden uzak, tabandan tabana giden ve ön seçime dayatılmış bir tüzükle veya delegelerin o şekilde belirlenmesi gerekiyor. Ya bunu Türkiye'de gerçekleştiren bir parti var mı? Yok. Yani AK Parti'ye bak, Erdoğan Partisi zaten o da. Yani Erdoğan varsa var, Erdoğan yoksa yok. MHP, ne bileyim MHP'de Devlet Bahçeli Partisi. Devlet Bahçeli, evet bugün bir geliyor zaten MHP'nin başına 30 yıl 40 yıl ömrü dayandıkça sürüyorlar gidiyor. İyi Parti. Onda da bir değişiklik olmayacak zaten onda da hiçbir değişiklik. Yani şöyle bir bakıyorsun hangisi bunların arkadaş demokratik bir parti diye hiçbiri. Şu soruyu soruyorsunuz. Ya bunlar demokratik değilse ülkeye bunlar demokrasiyi nasıl getirecekler? Öyle bir dertleri yok arkadaş. Ha bunun da yok. Ötekisinin de yok. Hiçbirinin yok öyle bir dert. Tek dertleri İktidarda kalabilmek, iktidara gelemiyorsan partinin içerisinde kalabilmek, onunla eğleniyorlar işte, mutlu oluyorlar. Hayatları bu, yapacak başka bir şey yok aslında. İvedik gibi Nah Partisi kuruyorum. Orhan Aslan, İvedik gibi Nah Partisi kuruyorum. Ben tipi tipim, bundan sonra benim gibi tipsizlere oyumu vereceğim tipe oy verecekmiş o da. Ben de verebilirim, neden vermeyeyim ki? Ben de isterim. Ne yaptın? Özgür Özel'in genel başkan olması önemli değil ki. Çünkü sol kesim yeni genel başkan değil, yeni bir lider istiyor. Yeni bir lider istiyor. Ama liderin ötesinde de demokratik bir yapı istiyor arkadaş. Yani sen şimdi bu gitsin, yerine Özgür Bey gelsin, o gelsin. Ya parti demokratik, parti içi demokrasi olmadıktan sonra yani Özgür Bey de ileride tehlike. Ve onun yerine gelecek kişi de tehlike. Yani büyük tehlike var. Ve adam bir geldi mi 10 sene, 15 sene, 20 sene belki gitmek istemeyecek. Ya bunun bir mekanizmasının olması gerekiyor. Hesap verme. Sen daha muhalefetteyken hesap vermiyorsun. Kemal Beyciğim siz şimdi iktidara geldiğinizde nasıl hesap vereceksiniz? Bunlar da vermeyecek. Hepsi aynı olur mu ya? Hepsi aynı. Ama efsane bir cümle. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Endişe sizden yana. Siz gelirseniz de milletin çok büyük endişesi var. Bu süreçte Özgür Özel'i kaybetmesek keşke demiş. Bence kurultay delegeleri akıllıca ve vicdanla davranacak diye düşünüyorum. O oy pusulasının içerisine veya oy verme kabinin içine girdiğinde aklıyla ve vicdanıyla baş başa kalacak. Yani orada artık Kemal Bey'in şahsi çıkarlarını mı düşünür, ne bileyim koltuk sevdasını mı düşünür, ülkenin ana muhalefetsiz kalmasından mı endişe duyar veya ülkenin başka bir siyasi partinin maalesef yetişememesinden mi korkar veya partisini değiştiremeyecek olursa iktidar baskısını mı kafasında düşünür onu bilemem. Ama orada aklı ve vicdanı olan bir kurultay üyesi gidip bu kişiye oy vermez bir daha Kemal Bey'e. Çünkü acayip ders alacaklar. Yani o 31 Mart geldiğinde gerçekten seçmen eğer Kılıçdaroğlu'ya gidecek bir CHP varsa öyle bir tokat atacak ki ben olsam Kemal Bey seçilseniz bile meydanlarda görünmem. Meydanlarda görünürseniz oyu düşer. Yani alacak olan belediyeleri bile kaybedersiniz siz. Meydanlarda olmayın. Siz salı günleri gidin grup
ara ara gidin böyle işte kendinizi gösterin ama öyle işte İstanbul adayının yanında, Ankara adayının yanında, İzmir adayının yanında mitinglere falan katılırsanız yuhalanabilirsiniz orada. Onu söyleyeyim size. Geldik, devam edelim. Bir kişi de halkı düşünse keşke ya demiş. Bu şartlar altında ne yapacağız biz demiş. Ülkede metal sağlık bozuldu demiş. Hayatta vermem bir daha demiş. Çok böyle şey var artık, bakın yani hem ben bunu Sözcü'de görüyorum akşamları hem de burada görüyorum. Ne demiş? Kişinin kınadığı kişiye ben... Çok güzel ya. Kişinin kınadığı kişi. O kadar güzel burada akıllıca cümleler var ki Emir Herdem yazmış. Kişinin kınadığı kişiye benzemesi. Ya nasıl? Bak komik duruma düştünüz ya Kemal Bey. Ha, yok ama yani umursadığı filan da yok. Olsun.